Mutlak Mutluluk 2 9-9-2020 Yaptığınız yarınlar mutlak kurulların kodlarında yarınların ilminde Mustafa Kemal'in kürzi siyahlığında kontrol kurabildi. Yakıp yıktığınız dünyayı biliyorum ama yakan yakılan tekti. Şikayet ettiniz sevgiyi hak etmedi dünyalı diye. Hulusi Halik, Hakk'ın kalemi tümü insanlıktı. Şikayet etmek mutlaka gerekse de şikayeti kontrollü kodlayıp yapmak gerekir. Temel bilgi Allah'ın tahtıdır. O tahtı kim anlarsa kendini anlayacaktır. Sual yanıt istiyorlar. Diyorlar ki bugünden sonra bütün amaç hep sualler ve yanıtlar olsun. Herkes sualini sorsun ve sizler yanıt verin. Olmayacak şey mi? Asla değil. Asla değil ama olsa da olmasa da türevleri kodlamamız gerekir. Dünya ilminde bütünün kürzi siyahlığında bir sual istemedik ve dedik ki sualsiz çalışma yapalım. Sınırlı bir dünya planeti, sınırlı çağrılarla sınırlı kalem olabilir ancak dedik. Ve dendi ki dünyanın sonu geldiğinde herkes sınırları aşsın ve kendine halik kılsın. Yok böyle bir insanlık. Biz bugün buradayız, yarın yine burada oluruz. Ama sır olan insan Allah'ın tanısını mutlak kurullarla kodlayan insan olacak. Çeyrek dönem, çeyrek şark, şimdilik diyen ilim ve tüm sahalar. Bizim için nesiller boyu doğanın dürümlerinde tohumlanan insanlıktı. Niye dünya planeti? Bugün bunu yine soruyorlar. Niye dünya planeti? Yakıp yıkanların ilminde dünya yokluğu tohumlayan bir yaşam sahasıdır. Ama ya dünya insanı kodları, kokuyu ve tohumlanışı kayıtlayabilirse ne olacak? Bugünden sonra bu planet mühim bir saha olacak. Herkes için mühim bir saha. İşte o saha ağır yükün hafifleyeceği bir şarkı okuyacak. İşte o şarkı hepimizin ilmi olacak. Değerliler, dünyanın sonunu bekliyorsunuz ya. Size şunu söyleyeyim. Sorumsuzluktur bu beklenti. Biz mutlak kulluğu kodluyoruz burada. Muhammed kapısından kelam olup halik olduk. Yaktık, yaktık, yaktık ilmi ama Hakk'ın kalemini kodlayıp yaktık. Bütün amacımız dünya insanlığının Hak tahta varışıdır. Yerdeki gücü herkesin daha iyi anlayabilmesi de gerekir. Teni tahtsiz olan ten olup tahtitleri kodladığında yağmur yaşama iner ve her şey yoğun ışık haline dönüşür. Mühim bir dünyadır bu dünya. Mühim bir dünyadır ve bu dünyada oğullarımızın kürzi siyahlığı kodlanacak. Yakıp yıktığınız her ne ise yakıp yıkılan hep kelamınızdı aslında. Ve bütün amacımız o kelamın kontrol kurmasıydı. Yaşayacağımız daha kaç yılımız var? Biz her anda var olanın yaşamı mutlaktır. An sahasıyız biz. Bizim ölümümüz yoktur. Biz hep diriyiz burada. Bunu artık insanlık anlamalıdır. Sahte bir dünya ve sahte bir insanlık diyorlar. İyi anlayın ki insanlık mutlak bir şavktır. Ve bu şavkın çok büyük bir görevi vardır. İlimdir o görev ki ilmin hasatını yapıyoruz burada. Huzurlu bir dünya günü için büyük kök kapıları açtık. Mutluluktur mektup olarak yaşama indirdiğimiz. Bu mektup insanlık mektubudur. Bu mektup kelam kalemidir. Ve bu mektup aklın sırrıdır. Biz dünya insanlığına şafak olduk. Yazdık ve yaşadık. Hep yarınladık dünyayı. Yoğunladık ve tohumladık. Bundan ötesi imparatorluğun ilmidir.
yine dünyanın örtülerini açar, yine dünyayı tohumlar ve yine kontrol kurarken öfkemiz asla olmayacak diyerek çalıştık. Yaradan'ın yaşama indirdiği her insan yarının ilmini kodlarken mutlak kurulları da kodlayabilecektir. Saklı tuttuklarımızın hepsi Allah'ın tahtına kontrollü olarak kodlandılar ve hepsine geçiş imkanı tanıdık. Kayda aldık tümünü de ve hepsinden ötede koru beni diyenlerin kontrolünü kurduk. Hey dünya, seni seviyoruz. Bundan daha öte bir ilim İslam'dır. İslah olan, kelam olan insanın halik oluşudur. Soyun sonsuzluğunda kurullar kodlandıkça herkes daha yüksek bir insana kaynak olacaktı. İşte burada olan budur. Na karın kıranıydı, na kardı kaha olan, hastı tahtitli olan ve şimdi artık yürümek kolaylaşıyor. Bütün mesut dünyalılar mahrek olup masamızda olacaktılar. İşte bu artık olacak. Tüm insanlık yer kaha kelamında müsih olacak ve mahrek olup müstisiz olacak. Yani ilim olacak. Kaydımız budur canlarım. Neden buradayız? Hepimiz ağır yükü hafifletebilmek için buradayız. Niye dünya? Çünkü ruhumuzda mutlak kurullarımız kaynak olabildiler. Niye altın ışık kök kapıları açtı? Koruyucu olduğumuz içindir bu. Ve tüm insanlığın geri çekilişinin yapılmakta olduğu bugün bütün kapılarımız nurlu bir dürümde tüm sahalarda görev taşıyacak.